Welcome back to all. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kadın sorununa felsefeyle bakma başlıklı panelimize başlıyoruz. Evet, akademisyenlerden bir yıldız, felsefe dünyasından bir yıldız ve aynı zamanda da bir rol modeli, bir yıldız var bize kadın meseleleriyle ilgili. Alenka Zupančić bizimle birlikte olacak. Ekranda 2 dakika içinde bizimle beraber olacak. Ve sonra Zeynep Talay Turner'ı dinleyeceğiz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden ve Çiğdem Rızır da yine bizimle beraber olacak İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nden. Ve tabii ki eşitlikten bahsedecekler, eşitsizlikten bahsedecekler. Seste kesinti oluyor, o yüzden tercüme yapamıyorum şu anda. Evet. Burada olmanızdan dolayı son derece heyecanlıyım İzmir Sanal Kitap günlerinde bizimle birlikte olduğunuz için. Can you hear me? Beni duyabiliyor musunuz? I'm sorry, I wasn't able to hear you. Özür dilerim. Seni bir süre duyamadım ancak şimdi duyabiliyorum. Tamam, beni şimdi duyuyorsunuz, harika. Evet, sesin yine kesinti var. O yüzden de tercüme yapamıyorum. So in the coming event. Evet, gelecek etkinlikte. Sorry, I really cannot hear you. Just a word here and there. I don't know what is with the connection. I'm really sorry. Do you hear me okay? Yes, I hear you. Why don't you start while Zeynep Talay Turner and Talay Turner ve Çiğdem Yazıcı da ekrandalar şu anda. Evet, herkese de hoş geldiniz. Sayın Yazıcı ve Sayın Turner. Çok teşekkür ederim. Okay, so I just start. Evet, o zaman başlıyorum uygunsa. Öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum size beni davet ettiğinizden dolayı bu etkinliğe. Gerçekten çok mutluyum bu etkinliğin bir parçası olduğum için. Yani kitaplarla ilgili şeylerin parçası olduğum için özellikle bu zor zamanlar, güç zamanlarda bunu yapmak çok güzel. Bu COVID döneminde bunu tartışma fırsatı bulduğum için son derece mutluyum ve organizatörlere teşekkür etmek istiyorum. Biliyorum ki kitaplarımız birçoğu veya çalışmaların birçoğu Türkçe'ye çevrildi. Bazıları Metis yayınevi tarafından, bazıları bir başka Onkor tarafından. Ancak bazı olumsuzluklar olduğunu biliyorum. Ve ben gerçekten de burada olduğum için çok mutluyum, bunun bir parçası olduğum için. Ve burada en azından çalışmaların bazılarını bilen insanların beni dinleyeceğini umuyorum. Ve bugün şuna karar verdim. Biraz Antigone'dan bahsetmek istiyorum. Ve burada doğrudan kadın meseleleri ilgili değil, Antigone'dan ve burada feminin etikleri siyasetten bahsetmek istiyorum. Ve bunu tartışmayı çerçeve koymak istersek eğer, öncelikle şuna işaret etmek istiyorum. Çok uzun yıllar boyunca ve özellikle felsefi tartışmalarda etik hakkındaki konuşmalar siyaset hakkındaki konuşmaların yerine almıştı. Yani herkes sadece etikten konuşmaktan mutluydu. Artık siyaset konuşmuyorlardı. Ve Slavoj Žižek'in doğru şekilde gözlemlendiği gibi aslında bu daha ziyade semptomatik bir kaymaydı. Ve tarihin sonu anlatısında gayet güzel bir şekilde uyuyordu. Ve burada yani temel siyasi değişiklikler artık hayal edilmiyordu ya da arzu edilmiyordu. Yani en azından Batı'da bu şekildeydi. Yani öyle gözüküyordu ki ortada tartışılacak sadece etik meseleler kalmıştı. Bilmiyorum. Yani kültürel farklılıklar, diğerlerine karşı hoşgörülü olma, bilimsel gelişmelerle ilişkili etik meseleler, herkes bu konular hakkında konuşmak istiyordu. Ancak şimdi baktığımız zaman tekrar değiştiğini görüyoruz bu durumun ve yine siyasi meselelerin gündeme geldiğini görüyoruz. Ve dramatik siyasi değişiklikler meydana geliyor aslında dünyanın her yanında. Yani istesek de istemesek de bu böyle.
Ve gördüğümüz kadarıyla tarihin sonu geldi deniyordu, ancak tarih tekrar harekete geçmiş gibi gözüküyor. Yani genellikle felakete doğru bir yönde gitse de kesinlikle harekete geçti. Peki Antigone karakteri tüm bu gelişmelere nasıl uyuyor? Aslında etik bir karakter olarak tanınmasına ve takdir edilmesine rağmen, baktığımız zaman bu bahsettiğimiz tarihin sonu etiğine çok da tam olarak uymuyordu. Yani onun iddiasının biraz fazla radikal veya fazla şiddetli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii onun eylemlerini yanlış bir şekilde genel insanlığa olan sevgi şeklinde ifade etmezsek. Ki bu böyle bir tutum da bence çok doğru değil. Çok fazla zamanım olmadığı için sadece bu konudaki görüşümü söylemek istiyorum. Antigone aslında etik bir figürdür ve eylemlerinin siyasi sonuçlarından kaçınmaz. Daha da önemlisi, aslında baktığımız zaman şöyle bir etik karakter, yani neredeyse kaçınılmaz olarak çok büyük siyasi karışıklıklara yol açmış bir karakter. Yani bu tam olarak siyaset değil, yani kamunun organize edilmesi ve belli fikirlerin sistematik bir şekilde aşılanması anlamında değil. Ancak buna saf veya sadece etik de dememiz mümkün değil. Bu yüzden kısa konuşmamda Antigone'nin etik ve siyasetin kesişimindeki paradoksal konumun hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz Sofokles Antigone'yi M.Ö. 441 yılları civarında yazmıştı. Çok uzun bir süre önce yazmıştı. Ancak yine de baktığımız zaman bu karakterin hala hayal gücümüzün musallat olmaya devam ettiğini, düşüncemizi etkilediğini görüyoruz. Yani farklı fikirler, farklı savaşlar konusunda çok modern olanlar konusunda düşüncemizi etkilemeye devam ediyor. Son 100 yıl içerisinde Antigone'nin 40'tan fazla farklı uyarlaması yapıldı. Bunun üzerine birçok yaratıcı çevirisi yapıldı ve tabii ki sayısız felsefi okuması ve başka tür okumaları da var bu oyunun. Ve sadece son 5 yıla bakacak olursak birçok yeni uyarlamanın da ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlardan iki tanesi, ki bunların ikisi de roman. Stephen Hartman'ın Molenbeek'teki Antigone ve Camille Shamsi'nin Aile Ocağı isimli romanları. Ve bu her ikisi de Antigone'yi terörizm ve çağdaş teröre karşı savaş bağlamında yerleştiriyor. Ve sonra Sophie Deraspin'in filmi var. O da bu karakteri mülteci krizi bağlamına yerleştiriyor. Ve sonra bir diğeri var. Bu da Slavoj Žižek'in Antigone'si var. Bu da sanırım Encore tarafından Türkçe çevrilip yayınlandı. Burada oyunu tekrar yazdığını görüyoruz. Üç alternatif sonla. Üç farklı son var burada. Ve burada birey, devlet ve yeni kolektif süjenin olası ortaya çıkışı üzerindeki ilişki üzerine odaklanıyor. Görüldüğü kadarıyla Antigone'nin aslında sosyal dokuda, sosyal bağda önemli bir kaymı olan her zamanda tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Yeniden gezildiğini, yorumlandığını görüyoruz. Ve bize bu şöyle bir soruyu da kafamıza getiriyor. Belli bir tür ihlal meselesini getiriyor. Aslında birden fazla ihlal söz konusu burada. Şimdi bugün özellikle bu konu üzerinde odaklanmak istiyorum. Örneğin şu soruyla başlayabilir miyiz? Oyunun başında Antigone Polikines'in cesedini gömdüğü zaman sübjektif bir ihlal eyleminde bulunuyor. Ve bu şekilde Kreon'un, yani objektif veya sistemik ihlalin somutlaştığı devletin kanunlarını mı ihlal ediyor? O zaman bu fark şöyle olabilir. Şunu düşünüyor. O zaman işlerin nispeten sorunsuz akışının Antigone tarafından görünür bir şekilde ihlal edildiğini, kesildiğini görüyoruz. Ancak aslında işlerin bu şekilde akması, devam etmesi de Kreon'un fermanlarında vücut bulan görünmez şiddet olduğunu görüyoruz.
Antigon bunu sübjektif ihlali yapan, Kreon'u da objektif ihlali yapan olarak görebiliriz. Ancak bence bizim ilgilendiğimiz şey bu değil oyunda diye düşünüyorum. Antigone'nin isyanı aslında şunda yatıyor. Yani sistemik devlet kanunlarının Kreon'un kendisi tarafından ihlal edildiğini iddia ediyor. İsyan buna dayanıyor. Yani Kreon, Polikines'in görünmesini yasaklayarak sadece geleneksel, algılanamaz, objektif, sistemik ihlalinde bulunmamıştır kuralların, kanunların. Ancak burada aşırı sübjektif bir ihlalde de bulunmuştur. Bunun da ötesinde ki Antigone'un iddiası bu ve Kreon'un suçunu da ağırlaştıran şey şu. Aslında Kreon bu sübjektif ihlal hareketini devlet adına ve kamu hukuku adına yapmıştır. Yani bunu bunların arkasında, devletin arkasında saklanarak, kamu hukukunun arkasında saklanarak yapmıştır. Yani Kreon, Polikines'in gömülmesini yasaklayarak kamu görevinin sınırlarını aşmaktadır. Peki neden? Bu son derece önemli bir soru ve buna birçok şeyde bağlı aslında. Örneğin, genelde şöyle bir cevap alıyorsunuz. Buradaki mesele aslında bir ayrım deniyor. Yani özel ve kamu arasındaki ayrım bölünme ve Kreon'da görünmeyi yasaklayarak aslında başka bir hukukun alanına, yani aile veya özel hukuka girmektedir ve Antigone'da bunu savunmayı tercih etmektedir. Evet, Antigone gerçekten de bir noktada yazılmamış kanunlara başvurmaktadır. Yani Kreon'un ihlal ettiği yazılmış kanunlara başvurmuştur. Ancak şunu belirlemek önemlidir. Tam olarak Antigone'in başvurduğu bu ilahi yazılmamış kanunların statüsü nedir? Bu gerçekten önemli. Ve sanırım kamu özel arasındaki çatışmaya baktığımız zaman oyunun tamamı bizde Antigone'nin durumunda bu ayrımın çok da işe yaramadığını gösteriyor. Ya Antigone'da aslında bu ayrımın yapılamazlığı somutlaşıyor diyebiliriz. Ve bence şu da son derece sorunlu. Antigone'yi aile değerlerinin koruyucusu ya da aile ocağının koruyucusu, yani bize dışarıda olan talihsizliklerden veya toplumda olan şeylerden koruma sağlayan güvenli bir sığınan koruyucusu olarak görmek problem diye düşünüyorum. Şamsi'nin romanının başlığı olan aile ocağında gayet güzel anlattığı gibi Antigone'nin durumunda da bunun uyduğunu görüyoruz. Ve burada bir patlam var, tam bir siyasi ve kamu sorunları olduğunu görüyoruz eylemlerinin. Yani daha ziyade ailevi duygudan ziyade siyasi ve kamu ilgilendiren sonuçları var hareketlerinin. Şunu da söyleyebiliriz, aslında Antigone bu çağdaş sloganın, yani özel siyasidir sloganının geçmiş çağlarda vücut bulmuş hali diyebiliriz diye düşünüyorum. İlk önerim şu olacak. Kreon'un ihlal ettiği şey sadece başka bir kanun değil. Yani yazılmamış ilahi kanunlar değil. Daha ziyade kendisinin diğer tarafı, yani kamunun, devlet hukukunun yazılmamış olan diğer tarafı. Yani sadece diğer başka kanunlar değil. Bu kamu hukukunun yazılı hukukların diğer yanının ihlaliyle ilgili. Şimdi biraz burada ne demek istiyorum, biraz açıklamaya çalışmak istiyorum ve bunu biraz da şunu açıklamaya çalışmak istiyorum. Bir fıkradan faydalanmak istiyorum. Bir fıkrayı örnek olarak vermek istiyorum. Ve bize anlatmaya çalıştığım yapıyı da çok güzel bir şekilde anlatıyor bu fıkra aslında. Bu ünlü yamyam fıkrası şöyle. Birisi şöyle diyor. Biz yamyam değiliz. Son yamyamı dün yedik. Evet. Bu fıkranın güzelce anlattığı şey şu aslında. Burada her yazılı sembolik kanunun çekirdeğinde sanki olanaksız bir suç vardır. Yani medeni, yamyam olmayan bir toplum aslında son yamyamı yiyen üyelerden oluşuyorsa, o zaman eğer bu son yamyamlık eylemi suç olarak etiketlenmiş olsaydı bu toplum hiç oluşmayacaktı. Yani bu yeni toplum açısından baktığımız zaman evet suçtur ama sadece geriye dönük olaraktır. Çünkü burada
sonuncu yeme eylemiyle suç haline gelen bir suçtur. Diğer suçlar gibi bir suç değildir. Yani kesin olarak konuşacak olursak burada yeri olmayan bir yerde meydana gelen olanaksız bir suçtur. Yani üzerine duracak bir şey yoktur, dayanağı yoktur. Sanki burada hukukun dışındaki bir kısmı oluşturur. Burada kanun oluşumu, sembolik düzenin genel olarak oluşumu bu kesiksizliği, kesikliliği, bir boşluğu yansıtır. Burada daha önceki doğal durumdan lineer bir şekilde gelmez. Ve kanipal yamyam fıkrası tam olarak bunu yansıtır. Yani son yamyamı yemek aslında bir durumdan diğerine lineer geçişi tekabül edecekti. Bu kesinti olmasaydı ancak mantıksal olarak imkansızdır, bir paradoks oluşturur. Peki son yamyamı yiyenler ne olacak? Ne anlamda artık yamyam değiller? Yani burada bir şey olur, burada bir şey kaybolur. Burada ilk yamyam olmayanların ilk kuşağı aslında temelde yoktur. Ve burada yamyamlık yapmama kanunu bu boşluğa, bunun eksikliğine bağlıdır. Bu yüzden şunu da ileri süremeyiz. Bu boşluğun tüm sembolik kanunların temelinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bir devamlık yoktur. Kesin söz konusu. Yani bu paradoksik suçun sembolik bir statüsü yoktur. Bu sadece bir boşlukta meydana gelir. Ve bu boşlukta tam olarak ilahinin alanı, tabuların alanı, yazılı başkanların alanı olarak görülür. Ve burada sembolik kamu kanunu hukuku ve aslında bu şekilde kovuşturulmayan bir suçla başlar ve buna dayanır. Burada bu suçun kutsalın alanına girdiğini görüyoruz. Yani burada devlet kanunlarının işlemesiyle zımnen söylenen olanaksız bir alandan bahsediyoruz. Yani bizim dışında kalmamız gereken, oraya gitmeyerek saygı göstermemiz gereken ve onu tekrar işlerin her zaman olduğu şekilde devam ettiği bir alana çevirmediğimiz bir yerden bahsediyoruz. Ancak bu suçu korumakla ilişkili ise devlet kanunlarının oluşumunda, o zaman bu tam anlamıyla korumayı kastetmektedir. Burada korunulan şey sadece bunu saklı tutmak, bunu gizli bir sır olarak tutmak değildir. Daha ziyade bu suç çekirdeğinin hukukun üstünlüğünün her günkü işlerine çekilmesini engellemek ve böylelikle iktidarda olanların kirli ancak güçlü bir gizli silah haline gelmesini engellemektir. Şimdi biraz daha somut olarak bunu açıklayacağım size. İşte tam da bu anlamda mukaddes olan şey sembolik kamu hukukunun iç sınırlarını oluşturmaktadır. Sembolik kanunun iç sınırı şu anlama gelmektedir. Bu kanun kendi kendini desteklememektedir. Kendi engelleri vardır ve engellerin hepsi nerede, kanun kendisi oluşturmaktadır ve bu engeller deliklidir ve çitte bir delik vardır. Yani bu bir imge olarak açıklanıyor. Bu çitteki delik ki bizim dediğimiz son yamyamdır ve bu kanunda bu deliği kapatacak hiçbir şey yoktur ve burada bir kaçak vardır. Şimdi bu noktada şunu söylemek isterim. Eğer bir yerde fazla miktarda yazılmamış kanun söz konusu olmaktadır. Onlar şu şeyi söylemektedirler. Bu kaçağa, yani bu delikten olan kaçağa çok yakınlaşma. Buna saygı dur ve mesafeni koru. Ve bir gömmenin, bir cesedi gömmeyi reddetmek
Bu kanunun sınırıyla oynamak demektir. Aslında sembolik kanunun sınırlarını zorlamak anlamına gelir. Ve tam da bu noktada delikler vardır. Yani ateşle oynanmaktadır. Bunu başka bir şekilde de söyleyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Kreon kendi sembolik gücünü, yani devleti yöneten biri olarak kendi anayasasında olan imkansızlığı reddetmektedir. Ve bunu da kendi gücünün doğrudan kaynağı olarak ele almaktadır. Kreon, yani şöyle demek istiyorum, bu da şunu gösteriyor, gözünü gösteriyor. Bu iki kardeş arasındaki savaştan sonra bunu yapıyor. Ve kendi yönetiminde böylece güçlendiriyor. Yaptığı şey şu, kamuda son yamyamı yiyor. İşte bu polisinin ortaya çıkması, daha önceki örneğimle ilgili olarak. Ve belki de daha doğru söyleyecek olursak, Kreon son yamyanı yeme bayramını yapıyor ve buradaki cesedi görmek için herkesi davet ediyor. Diğer önemli bir kelime ise akla gelen bu edeple ilgili olarak, bunun tam tersi ise edepsizlik. Burada Kreon'un yarattığı edepsiz bayramın görüntüsü bu metinde oldukça açık bir şekilde görüyor. Ve Tiresias ve Kreon arasındaki diyalogta da özellikle ortaya çıkıyor. Tiresias da kuşların Polyenisis'in cesedini nasıl yediklerini gösterirken oluyor bu. Ve ölünün yağlı kanı deniliyor burada. Kreon ve buradaki edepsizlik Kreon'un eylemlerini gösteriyor ve bunun da sonuçlarını gayet iyi gösteriyor. Antigone Kreon'un kanununa cevap veriyor ve harekete geçiyor, eylemde bulunuyor. Yani bu son yamyamı yeme ve bayramı ile ilgili olarak ve Antigone temel insan haklarını korumak için bir sivil hareket organize ederek bir cevap vermiyor. Bu da Sofokles'in de çağdaş versiyonunda da böyle. Ve zannediyorum Antigone'nin Antigone ile ilgili yazılarda bir şeyler eksik. Ve bu yazılar Antigone'yi evrensel insanlığın koruyucusu olarak gösteriyorlar. Bu herkesle ilgili değil, yani şöyle değil, bunun şununla ilgili değil, yani herkesin, hatta suçluların bile gömülmeye hakkı vardırla ilgili değil bu konu. Antigone ile ilgili olarak Skeve kendisi çok açık bir şekilde bir noktada şunu söylüyor. Bu, yani çocukları için değil, kocası için, hiçbir için bu değil. Bu, yani daha spesifik bir konu var. Yani evrensel anlamı da var. Şimdi Antigone kendi iddiasında devam ediyor ve kendisi her şeyi kapsayan bir evrenselliğe amaçlamıyor. Kendisi ilkeli bir adalet söylemek istiyor ve bu da ne anlama geliyor? Siz sınırları zorlayamazsınız ve ve bunu yaparsanız sonuçlarına dayanmanız gerekir. Burada kendisi haklı ve kendisi herhangi bir asker falan organize etmiyor. Ve kendi adaletini ispatlamak için sonuç olmayı kabul ediyor. Ve kendisi sonuç olmak zorunda olduğunu biliyor. Ve etik olan konu ise burada duruyor. Ve kendi kardeşinden olan farkı da burada ortaya çıkıyor. Kardeşinin adı İsmeni. Ve İsmeni şunu söylüyor, eşler ve kızlar olarak onlar güçsüzdür bu konuyla ilgili herhangi bir şey yapmak konusunda. Ve yaptıkları her şey ise hiç anlamsız olur ve işe yaramaz. Ancak Antigone bunu biliyor ve kendi eylemlerinin Kreon'un fikrini değiştirmeyeceğini bilmektedir Polinises'i gömmekle ilgili olarak. Fakat şöyle söylemek de yanlış olur. Sadece ısrar etmek için ısrar etmiyor. Kendisinin ısrar etmesinin nedeni şu. Çünkü Kreon'un kararlarının sonuçlarını kendisi olacağını biliyor. Ve herkesin göreceği şekilde bu karar, Kreon'un kararının ihlalini de biliyor. Herkesin göreceği şekilde. Ve bu da kendi gücünde olan bir şey.
kendisi sadece eş ve kız çocuk olsa da. Peki bu durum neden etik? Çünkü siz sonuçlarına dayanmadan herhangi bir sınırı zorlayamazsınız. Ve Antigone gibi antagonist bir olduğunda da durum böyledir. Ve kendisi bütün sonuçlarına dayanmaya hazırdır Antigone. Ve Antigone mükemmel bir antagonisttir. Bununla ne demek istiyorum? Bütün yöneticiler ve liderler böyle antagonistlere sahip değillerdir genellikle. Ve onlar bu şekilde sınırı aşmaktadırlar. Onların güçleri onları korumaktadır ve antagonistleri yıldırmaktadır ve onları yok etmektedir. Ve sembolik kanunun sınırlarını bu şekilde zorlamak bizim genellikle devlet ihlali olarak gördüğümüz şeydir modern anlamda. Ve bu da sistemik ihlalle aynı şey değildir. Bu genellikle devlet gücünün kullandığı illegal uygulamalarla ilgilidir. Çünkü bunu neden devlet yapar? Çünkü devlet devlettir. Örneğin güçlendirilmiş soruşturma teknikleri yani işkence mesela Home Fire romanında yazılmıştı. Bu tamamen legal bir şeydir, kanunludur ve saygı duyan saygıdeğer ülkeler bile, devletler bile sadece kötü devletler değil, bütün illegal uygulamaları gerçekleştirmektedir. Bazen bunları dış kaynak sağlayarak yapmaktadırlar ve bunun da kendi topraklarında olmamasına dikkat etmektedirler. Bunda mesela istihbarat ajanlarının ve askerlerin yaptığı kirli işler de bunlara dahildir. Kaçak operasyonlar yapmaktadırlar. Ve devleti meydan okumak hiç kolay değildir bu durumlarda. Mesela Julian Assange'a bir bakalım. Gene Julian Assange da bizim zamanımızın Antigone'ye benzer bir figürü, bir ve kendisi aşırı derecede olan devlet yanlışlarının ortaya koyması gerektiği konusunda ısrar etmişti ve neredeyse canlı olarak gömülmüştü bir ceza olarak. Modern illegal devlet ihlali ya da genel olarak söyleyecek olursak illegal ya da ekstra legal uygulamalar legal olarak mevcut olan güçler tarafından desteklenir ve bunlar da Kreon'un utanmaz bir şekilde yönetmesinin çağdaş versiyonu olarak görülebilir. Örneğin örneğin kanunun iç sınırlarını zorlamak ve bunu mesela son yamyamı sürekli olarak bir daha yemek ve bu konfigürasyonu şu şekilde tanımlayabiliriz. Orijinal suçunu denemlemek yerine yani uzak durması gereken imkansızlıktan bu suç sanki bir gizli bir silah gibi olmaktadır ve insanın hep elinde bulunmaktadır ve bu silah az ya da çok gizli olarak kullanılmaktadır ve her tür empirik ya da mevcut durumlarda reaktif olmaktadır. Bu şunu da söylememiz gerekir ki son zamanlarda bu o kadar da gizli yapılmamıştır. Yeni tipte liderler ortaya çıkmıştır ve bunlar yanlış yaptıklarını açık bir şekilde söylemekten gurur duymaktadırlar. Ve bu sanki temel bir ahlaki fark ya da karakter farkı gibi ortaya çıkıyor. Mesela yaptıkları yanlışlıkları açık bir şekilde söylemek cesaretine sahip olmaları. Peki bunu devlet hukuk kanunlarını gayet cesur bir şekilde çiğnemek gibi görünen bu şey bazen aslında yani devlet gücünün edepsiz tarafıyla doğrudan yüzleşmektir bence. Evet. Diğer taraftaki suçlu, devletin suçlu tarafıyla özdeşleşme anlamına geliyor. Yani bu başka hiçbir şeyi göstermemektedir. Tabii ki bu liderler birçok şeyi gizli yapmaktadırlar ve kendi ihlallerinde gurur duymakta ve bunu hava atmakta ve onlara verilen dokunulmazlıktan dokunulmazlığı kullanmaktadırlar.
Mesela evet bu onların bu dokunulmazlığı onların en önemli satış noktası olmuştur. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama şimdi size çok iyi bir örnek vermek istiyorum. Mesela Donald Trump şöyle bir şey söylemişti. Ve ben 5. caddenin ortasında durabilirim, birini silahla vururum ama hiçbir oy kaybetmem. Böyle demişti Donald Trump. Bu klasik devlet gücünün ve hiç benzemiyor. Bu hiçbir zaman seksi olmuş olan bir şey değildir. Ve bu da yeni popülizmin ve onların liderlerinin libidinal cazibesini göstermektedir. Bana şöyle görünüyor. Bizim şimdiki tarihi anımız aslında gizliyle açık arasındaki gidiş gelişlerle tanımlanmaktadır. Yani ve terbiyesiz ya da edepsiz devlet gücünün bu gizli ve açığının giriş gelişleriyle gözükmektedir. Ve bunun alternatifi de Hillary Clinton ile Donald Trump arasındaki seçimle ortaya çıkmıştır. Şimdi bu alternatiften çıkmak gerçek bir politik olayı ortaya koyacaktır. Teşekkürler. Ve bu açıdan sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Antigone gibi kişilere politikada mutlaka ihtiyacımız vardır. Çok teşekkür ederim. Umarım çok uzun değildi konuşmam. Çok teşekkür ederim. Sanırım şimdi ben devam edeceğim. Çok teşekkürler Alenka bu yoğun konuşma için. Ben etikle başlamak istiyorum. Ancak konuşmamın sonuna doğru umuyorum ki burada etik ve siyasetin nasıl yakından ilişkili olduğuna dair bazı anlamlar çıkartılabileceğini, bunların ayrılamayacağına dair sonuçlar çıkartılabileceğini umuyorum. Evet, ilişkisel otonomi, Spinozacı bir bakış konuşmamın başlığı. Ve burada konuşmama ahlak ve etik ayrımıyla başlamak istiyorum. Siyaset ve etik arasında değil, ahlak ve etik arasında ayrımla başlamak istiyorum. Yani kimi filozoflar etik ve ahlakı birbirinin yerine kullansa da kimileri etiğin ahlaka indirgenemeyeceğini ve ahlakın, örneğin Hristiyan ahlakının Hristiyan etiği demiyoruz, Hristiyan ahlakı diyoruz. Etikten daha dar bir anlamı olduğunu iddia ederler. Örneğin Bernard Williams'a baktığımız zaman ahlakın etiğini aldığı belirli bir biçim olarak görülmesi gerektiğini söyler. Ahlak ortak kurallar veya standartlarla ilgiliyken etik daha çok karakterle ilgilidir. Ya da şöyle diyebiliriz, ahlak toplumsal beklentilerle ilgiliyken etik öncelikle kişinin kendisiyle olan ilişkisine odaklanır. Söylediğim gibi her filozof bunu söylemiyor tabii ki. Ancak bazıları bu şekilde iddia ediyor. Avusturyalı romancı Robert Musil de bu ayrımın yapılması gerektiğini iddia edenler arasında. Yani ahlak ve etik birbirinden farklıdır der. Ahlakın yapısını tekrarlanabilir ilkesine dayandığını söyler. Ve baktığımız zaman bu ilke de aslında bilimsel düşüncenin ön koşuludur. Bu ilke sayesinde eylemlerimiz öngörülebilir. Dahası gerektiğinde kontrol de edilebilir. Biraz korkutucu bu yüzden. Etikçi ise benzeri görülmemiş, biricik, tekrarlanamayan, dahası kavramsallaştırılamayan eylemlerle ilgilenir. Tamam, bu ayrımı yapıyorum. Çünkü etik, kendilik ile ahlaki özne ideali arasında da bir ayrım yapıyorum. İdeal diyorum çünkü Batı metafizik geleneğinde ahlaki özne bilişsel olarak bir bütünlüğü olan kendi kendisine özdeş ya da bir öze sahip olan kendilik fikrine dayanır. Bu kendilik ideali belirli bir ahlak anlayışına beraberinde getirir. Veya diğer türlü söyleyebiliriz. Peki ne tür bir ahlaktan bahsediyoruz? Normatif, evrensel,
duygusal yaşamı göz ardı eden, ihmal eden, hatta aşağıda tutan, rasyonelliği yani zihinsel faaliyetleri öncelen bir ahlak anlayışı. Dahası ahlaki özneyi zihinsel faaliyetlerde konulaştıran anlayış bu. Öyleyse evrensel ahlak idealini sorunlaştırmak istiyorsak önce bu kendilik idealini sorunsallaştırmalıyız. Ancak o zaman her daim değişebilen, dönüşebilen ve olasılıkları açık ve bir kendilik anlayışını ve etiği kucaklamamız mümkün olabilir. Peki tüm bunları söyledikten sonra aklına Nietzsche var. Nietzsche şunu söyler. Nietzsche kendilik düşüncesi. Nietzsche psikolojik ve bilişsel olarak bir bütünlüğü ve tutarlı olan rasyonel faal özünün yerini şunu savunuyor. Eylemlerinde kendini ifşa eden kendilik anlayışını söyler. Ve burada yani eylemleri kendini ifşa eder. Ancak eylemlerimiz, arzularımız, güdülerimiz, içgüdülerimiz, motivasyonlarımız da kimin rasyonel süreçlerinin bir toplumudur. Nietzsche ile başlayacağım ama konuşmamda çoğunlukla Spinoza üzerine duracağım. Bu rastgele bir biçimde iki düşünürü bir araya getirme değil aslında. Nietzsche'nin kendisi Spinoza'ya çokça gönderme yapar ve ahlaki özne eleştirisinde de Spinoza'nın kimi düşüncelerinden faydalanır. Tamam. Evet. Spinoza diyorum, ağzım karıştı. Nietzsche demek istiyorum. Nietzsche kendilik anlayışından bahsettim. Eylemlerin içinde ve eylemleri aracılığıyla ifşa olan kendilikten bahseder. Evet, burada ama eylemlerin kendisi salt rasyonel sürecin bir sonucu değil. Tam tersi ahlaki ya da etik eylemin kendi arzularımız, güdülerimiz, içgüdülerimiz, rasyonelin bir birlikteliğidir. Ne demek? Bunun için hedefi Kant. En azından çoğunlukla öyle. Pratik aklın eleştirisinde Kant, ahlaki yasanın tüm rasyonel varlıkların deneyimin nihai gerçeği olarak kabul ettiği bir şey olduğunu savunur. Evet, bu nihai gerçektir. Ayrıca şöyle der, ahlaki yükümlülüğün iki yönlü bir karaktere sahip olduğunu öne sürer. Bir yandan bu çok aşina olduğumuz bir deneyimdir. Ama öte yandan da tüm deneyimlerin en gizemlisidir. Ahlaki zorunluluk ya da yasa hem ısrarcı hem de kaçınılmazdır. Öz sevgiden kaynaklı her türlü arzu belirlemesinden bağımsızdır. Ahlaki yasa kategorik bir zorunluluk olarak ifade edilmelidir. Bize kayıtsız şartsız emreder. Aynı zamanda itaat etme veya itaatsizlik kararında özgürlüğümüzün olasılığını keşfederiz. Otonom bireyler kendi koydukları yasaya uyarak hem egemen hem de özün olarak hareket ederler. Otonom iradeye baktığımız zaman otonom irade arzu gibi dışsal nedenler olarak kabul edilen hiçbir şeye boyun eğmez. Kantçı ahlakta otonom birey veya özne rasyonel bir faildir. Şunu yani otonom şunu ısrarla vurgulamalıyız. Nietzsche Kant'ı över. Nietzsche Kant'ı över. Neden? Her şeyden önce otonominin kaynağını insan dışındaki bir otoriteden alıp insanı affettiği için över. Ancak Kant, Nietzsche'nin üstesinden gelmeye çalıştığı normatif ahlakı geleneğinde bir parçasıdır. Bir otonomi filozofu olarak Nietzsche, Kant'la zaman zaman diyaloğa girer ve bazı yönlerden Kant'ın başlattığı projeyi bitirmeye hatta düzeltmeye çalışır. Nietzsche, Kant'ı över dedik. Çünkü Kant egemenlik ve otonomiyi kendi felsefi projesinin odağına yerleştirmiştir. Ancak Nietzsche'ye göre Kant bu mefhumları salt rasyonel doğamızın gerçekleştirilmesi olarak gördüğü için kendi projesine ihanet etmiştir. Nietzsche'ye göre biz o kadar da rasyonel varlıklar değiliz. Kant arzularımızı, motivasyonlarımızı, duygularımızı ahlak alanından dışlamıştır. Ama Nietzsche için bu imkansızdır. Nietzsche burada normatif bir iddiada bulunmuyor. Başka bir deyişle arzuları, motivasyonları ve buna benzer ahlak alanından dışlamamalıyız demiyor. Ontolojik bir iddiada bulunuyor. Onları dışlamak imkansız diyor. O zaman önerdiği şey nedir? Başka bir deyişle Nietzsche'nin kendilik anlayışı ve buna karşılık gelen etik nedir? Eylemlerinde
ve eylemleriyle ifşa olan kendilik dedik. Eylemlerimiz, arzularımızın, güdülerimizin, iç güdülerimizin, motivasyonlarımızın ve kimi rasyonel süreçlerin bir toplamıdır dedik. Peki bu ne demektir? Niçin, nasıl eylersen sen osun der. Yani eylemlerini önceleyen hiçbir kendilik, öz veya özne yoktur. Eylem ve eyleyen aynı şeydir. Eylemleriniz bizden ayrılamaz ve bu nedenle karakterimizi ifade ederler. Nietzsche için kendilik tüm arzuların, eğilimlerin ve güdülerin çokluğudur. Ve o kadar rasyonel olmasak da ve yaptıklarımızın arkasındaki sebeplerin tam olarak farkında olmasak da farklı şekilde hareket etmeliydim demek yerine eylemlerimize sahip çıkmak bizim sorumluluğumuzdur. Ve dahası neden bu şekilde veya bu şekilde davrandığımızı anlamaya çalışmak kendimize karşı etik sorumluluğumuzdur. Bu karakter odaklı bir etiktir. Önce böyle davranmamalıydım demek yerine eyleminizi sahiplenin çünkü eyleminiz sizin de kim olduğunuzu söyler der. Daha sonra bu eylemin arkasındaki nedenleri, motivasyonları, arzuları ve hatta içgüdüleri anlamaya çalışın. Sonra karakteriniz üzerinde çalışın. Kendinizden başka biri olmaya çalışın der. Kendi kendimizden farklılaşma, hayat boyu süren bir proje. Bu Nietzsche için otonomidir. Yani otonom birey geçmiş eylemlerine bile sahip çıkabilen ve zayıflıklarının üstesinden gelmeye çalışan kişidir. Zerdüşt'ün meşhur sözü bununla alakalıdır. Böyle olmasını istedim diyebilme. Geçmişte yaptıklarımızdan pişman olmak yerine geçmiş eylemi dahi sahiplenip onun sorumluluğunu alıp değişmeye, dönüşmeye çalışma girişimi ki bir daha o şekilde eylemeyelim. Gördüğümüz üzere Nietzsche otonomi fikrinden vazgeçmez. Onu terk etmez ama kavramı yeniden tanımlar. Daha doğrusu kendiliği ve buna bağlı olarak etiği yeniden tanımlar. Ve bu yeniden tanımlama otonomi fikrinin de yeniden yapılandırılmasını gerekli kılar. Feminist filozoflar da otonomi kavramını terk etmediler. Ama Nietzsche gibi onlar da ilk başta bu konuda şüpheliydiler. Çünkü mefhum gerektiğinde toplumsal ilişkilerden etkilenmeyen veya dışsal etkilerden arındırılmış ya da onlara mesafe alabilen, örneğin duygular, arzular, güdüler, rasyonel faile atfedilen bir yeti olarak kabul görmekteydi. Ancak son zamanlarda feminist felsefe bu fikri geri kazanmaya, hatta yeniden kavramsallaştırmaya ihtiyaç duymuştur. Yani bir bakıma feminist felsefe perspektifinden otominin yeniden kavramsallaştırılması söz konusu. Burada anahtar terim ilişkisel otonomidir ve burada ilişkisellik deyince bireylerin metafiziksel olarak izole yani atomistik varlıklar olmadığı, onun yerine toplumsal ve tarihsel olarak kurulmuş olduğu ilişkisel varlıklar olduğu fikri öne çıkar. Bu şundan önemlidir. Etnisite, sınıf, cinsiyet gibi faktörler de kendiliğinden ya da öznelliğin kurulmasında göz ardı edilemeyecek faktörlerdir. Otonomi kavramının yeniden kavramlaştırılmasına bazı düşünürler Spinoza'ya döner. Spinoza'nın kendi birey kavramının ve etik anlayışının otonom bireyi feminist bir perspektiften yeniden düşünmemize olanak açtığını savunurlar. En geniş anlamıyla ilişkisel otonomi şu şekilde tanımlanır. Kişiler toplumsal olarak kurulurlar ve kimlikler toplumsal ilişkiler bağlamında biçimlenir. İlişkisel yaklaşımların odak noktası öznellik ve kimliğin özneler arası ve toplumsal boyutlarının bireysel otonomi ve ahlaki ve politik fail kavramları üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Spinoza bu konuda nasıl yardımcı olabilir? Evet, Spinoza bu konuda nasıl yardımcı olabilir? Aurelia Armstrong şöyle der.
Spinoza'nın etkileme ve etkilenme gücü üzerinden bireyi tanımlaması, otonomiyi atomik izolasyonla karıştırmaya meyilli olan soyut bireycilik geleneğine güçlü bir alternatif sunar. Bu etkileme ve etkilenme gücü nedir? Spinoza'ya dönersek, Etika'da Spinoza birbiriyle ilişkili iki noktayı vurgular. Birincisi, arzularımızın bilincinde olduğumuz için özgür olduğumuzu veya özgürce kendi kendimizi belirlediğimizi düşünüyoruz. Ancak aslında bu arzuları belirleyen nedenlerden bir haberiz. İki, kendimizi kendi kendine yeten, bağımsız ve kendi kendinin nedeni ya da kendi eylemlerinin salt nedeni olan varlıklar olarak tahayyül ediyoruz. Ancak biz kendi içinde bütünlüğü olan bir varlıktan ziyade bir bütünün parçasıyız. Şimdi bu iki nokta veya hata Spinoza için sadece epistemolojik nedenlerden dolayı sorunlu değildir. Aynı zamanda ve hatta öncelikli olarak etik ve politik sebeplerden dolayı sorumludur. Armstrong şöyle yazar. Kendimi ve ötekileri özgür nedenselliğin bağımsız alanları olarak ne kadar tahayyül edersem, ilişkilerimin çatışma ve uzlaşmazlık üzerinden damgalanması olasılığı da o kadar artar. Ve bireyler arasındaki çatışma ve düşmanlık derecesi ne kadar fazlaysa, birbirleriyle ilişkiselliklerini doğru bir biçimde kavrayabilme olasılıkları da o kadar azalır. Öyleyse kendiliğin veya doğamızın yanlış anlaşılması ciddi politik ve etik sonuçlara yol açar. Çatışma, antagonizm, belki nefret ve buna benzer. Dolayısıyla kendiliğin doğasını anlama girişimi etik bir projedir. Kendimiz hakkında doğru bir bilgiye sahip olmaya çalışmak kendimize karşı etik görevimizdir. Ve burada iki tane önemli terim kullandım Spinoza'da. Etkileme ve etkilenme gücü ve ilişkisellik. Ve bunların ikisi birbirleriyle ilişkili. Şimdi daha ilkini, etkileme ve etkilenme gücünü anlamak için ilk önce Spinoza'da zihin ve beden arasında bir ayrım olmadığını vurgulamalıyız. Spinoza bunu Etika'nın ikinci bölümünde oldukça teknik yollarla formüle eder. Ayrıntılara girmeyeceğim. Ancak zihin ve beden arasındaki bağlantının bir tür birliktelik olduğunu vurgulamalıyız. Ya da zihinde ne olursa bedende de olur ve bunun tersi de geçerlidir. Zihinde ne oluyorsa beyinde de, vücutta da oluyor. Çünkü zihin bireysel bedenin fikridir. Ya da zihin bedenin farkındalığıdır. Beden de her daim diğer bedenlerle ilişki halindedir. Ancak diğer bedenlerden kasıt diğer insan bedenleri olduğu gibi nesne, fikir, yiyecek de olabilir. Dahası beden diğer bedenleri etkileme ve diğer bedenlerden etkilenme kapasitesine sahiptir. Zihin bedenin durumlarının ya da haleti ruhiyesinin iki şekilde farkındadır. Birincisi bedenin kendi içinde olduğu durum aracılığıyla kendisini kuran parçalar arasındaki belirli bir hareket ve durağanlık ilişkisi. İkincisi beden ve diğer bedenler arasındaki ilişki yoluyla, çünkü her bir ilişki beden üzerinde iz bırakır ve zihin bedenin farkındalığı olduğu için o izinin zihinde de iz düşümü vardır. Spinoza şöyle der, insan zihni pek çok şeyi algılama yetisine sahiptir. Beden dıştaki cisimleri farklı şekillerde etkilemeye yatkınlaştıkça da zihnin bu yetisi artar. Peki Spinoza ne demek istiyor? Spinoza şöyle diyor, diğer bedenlerle ne kadar çok karşılaşırsak doğamızı anlama, eylem gücümüzü arttırma, yani otonomiye doğru ilerleme olasılığımız da o kadar artar. Yani otonomiye doğru hareket etmek anlamına geliyor. Olasılık diyorum çünkü eğilime gücümüzü azaltabilecek, bizi üzecek bazı karşılaşmalar olabilir ve bu karşılaşmalardan kaçınma eğilimindeyiz. Ancak Spinoza için bu doğamızı bilmediğimiz için olur. Duygusal durumlarımızın arkasındaki nedenleri bilsek hiçbir karşılaşma eylem gücümüzü azaltmaz, bizi üzmez veya korkutmaz. Hiçbir şey kendi içinde korkutucu değildir. O şeyle olan ilişki biçimi korkunun ya da üzüntünün kaynağıdır. Ki o şeyle ilişkilenme biçimimiz kendi kendimizle ilişkilenme
biçimimize işaret eder. Şimdi ahlak ve etik arasındaki bir ayrımla başladım ve bu ayrımın beraberinde iki farklı kendilik anlayışını da getirdiğini söyledim. Nietzsche'ci ve Spinoza'cı etik ilk olarak zihin ve beden arasındaki birliktelik ilişkisinin anlaşılmasını gerektirir dedik. Ancak geleneksel olarak duygular yalnızca bedenle ilişkilendirildi veya pasyonların yani duyguların kaynağının beden olduğu düşünülürdü. Teknik sebeplerden dolayı ki açıklayamayacağım, Türkçe'de duyu yerine pasyon demeyi tercih ediyorum. Descartes için mesela zihnin pasyonları ve zihin aksiyonları, eylemleri, faaliyetleri vardır. Yani Descartes için zihnin pasyonları ve zihnin aksiyonları, eylemleri, faaliyetleri vardır. Zihnin pasyonları şimdi duygu olarak adlandırıldığımız şeyler. Zihin pasivdir. Beden vasıtasıyla algıladığımız duyumsamalarla bir duruma sürüklenir zihin. Zihnin aksiyonları ise şunlardır: düşünme, isteme, hayal etme vesaire. Descartes'e göre zihin bedenden bağımsız bir biçimde aktif olabilir. Beden bu zihinsel süreçten hiç etkilenmeyebilir. Yani beden pasif iken zihin aktif olabilir. Nasıl? Çünkü zihin ve beden farklı mekanizmalara tabi olan iki ayrı tözdür. Yani evet, zihin ve beden farklı nasıl olabilir? Yani şimdi yani bunlar birbirinden tamamen farklılar. Kant'a anlama netisi sayesinde yargı üretiriz. Dolayısıyla yargıda bulunma, yargı oluşturma da zihinsel aksiyondur. Yani geleneksel olarak bu pasyon ve aksiyon ayrımı vardır. Ve bu fikir öznenin atomistik, kendi kendini sevgi olduğu veya bilişsel olarak bedenden bağımsız bir bütünlüğü olduğu bakışıyla yakından ilgilidir. Nasıl? Çünkü burada özne öncelikle zihinle veya zihnin yetileriyle özdeşleştirilir. Düşünüyorum, öyleyse varım bununla ilgilidir. Ancak Spinoza için sadece afektler var. Türkçe'de duygulam diyebiliriz. Bedeni etkileme ve etkilenme yetisi diyebiliriz. Yani pasyon olan afektler. Yani pasyon afektler. Birincisi pasyon olan afektler var. İkincisi aksiyon olan afektler var. Duygusal durumlarımızın nedenleri hakkında bilgi sahibi olduğumuzda pasyon olan afektler, aksiyon olan afektlere dönüşür. Başka bir deyişle duygusal durumlarımızın ve eylemlerimizin nedenlerini anladığımızda aktif oluruz. Ve bu anlama veya da kavrama sadece zihinde gerçekleşmez. Zihin beden birliğini hatırlayın, ya da bedende ne olursa zihinde de olur ya da tersi. Arzularımızın, motivasyonlarımızın, duygularımızın kaynaklarını anladığımızda daha otonom oluruz. Dolayısıyla otonomi kendimizi pasyonlardan özgürleştirmek değildir. Keza bu mümkün değildir. Çünkü günlük yaşamımızda her zaman birçok karşılaşma yaşarız. Bunlardan bazıları yeni, bilinmeyen, beklenmedik olabilir ve bu nedenle bizi etkileyebilir ve pasif olabiliriz. Birine bir şeye kızabiliriz, birinden korkabiliriz. Bu pasyonlar eyleme gücümüzü azaltır. Pasif oluruz. Bu üzüntüdür. Ancak otonomi bu pasyonların nedenlerini anlamaya yönelik bir anlayışla ilgilidir. Bir de neşe var Spinoza'da. Aksiyon olan afektler. Diğer bedenlerle neşe getiren anlaşmalar yapma eğilimindeyiz. Ve aslında doğamızı doğru bir şekilde anlarsak başka bedenlere ihtiyacımız olduğunu da görürüz. Aslında ben merkezci bir yaklaşım değildir. Sadece diğer bedenlerle yaptığımız anlaşma sayesinde mutlu oluruz. Yani eyleme gücümüz artar ve aktif oluruz. Armstrong şöyle der: Spinoza'ya göre neşe bedenler arasındaki bir uyum ilişkisini ifade eder. Bedenlerin ortaklıklarını anlama gücümüzü oluşturur ve geliştirir. Peki eyleme gücümüzü artırmak ile ne demek istiyor Spinoza? Buradaki güç tahakkümle ilgili değil. Yani tekrar söylemek istiyorum. Bu tahakkümle ilgili değil. Yani diğer insanlara hükmetme arzusu değil. Bu kendimizle ilişkilenme biçimi. Kendimizle olan ilişki. Evet, daha önce pasyon olan afektlere değindik.
Yani nefret, öfke, kıskançlık. Bu pasyonlar eyleme gücümüzü azaltır ve kendiliğimizin doğasına yönelik bir kavrayış geliştirmekten uzaklaşırız. Otonom olmaktan uzaklaşırız. Bir toplumdaki bir gruptan nefret eden, onlara kızan, hatta onlara hınç besleyen birini düşünün. Yani bu kişi o gruptan biriyle herhangi bir ilişkimle yaşamamış olsa dahi olabilir. Irkçılık mesela. Bu kişi nefret, öfke, kızgınlıkla işaretlenmiş belirli bir dünya görüşünü inşa eder. Ancak bu dünyaya belirli bir katılımı içeren bir dünya görüştür. Bu da o kişinin kendisiyle kurduğu belirli bir ilişki anlamına gelir. Ve onun bu dünyası ötekilerin dünyalarından farklıdır. Bu kişi dünyaya katılımdaki bu belirli yönelimde hayattaki karşılaşmalarını sınırlayabilir ve sabit bir kalıp içinde yaşayabilir. Evet, sabit bir kalıp içinde yaşayabilir. Peki bu bir sorun mu? Evet. Çünkü böyle bir dünyada yeni karşılaşmalara, yeni birlikteliklere ve daha da önemlisi ötekiliğe açıklığa yer yoktur. Böyle bir dünyada kişi potansiyellerini ve olanaklarını fark etmeksizin, yani olduğundan başka birine dönüşmeden, kendisinden farklılaşmadan yaşar. Ki kendi kendine dışına çıkabilme ya da kendinden farklılaşabilme ötekini ötekiliğinde kabul etmenin yolunu açar. Bu ancak bu bizim tek dünya değil. Burada kendisinden başkası olmak dediğimde tuhaf ya da büyülü bir dönüşten bahsetmiyorum. Duyarlılığımızda başka bedenlere maruz kalma kapasitemizde başka bir deyişle birbirimizle ilişkiselliğimizle işaretlenen doğamızı anlamaya yönelik bir etikten bahsediyorum. Öncelikle olarak kendi kendimize kurduğumuz etik bir ilişkiden bahsediyorum. Ve bu da etik diğerleri olan etik ilişkilerden bahsediyorum. Hans Jonas'ın da söylediği gibi, çünkü tıpkı benim gibi öteki de duyarlı yaranabilir, etkileme ve etkilenme gücüne sahiptir. Hans Jonas'ın söylediği gibi hayat yalnızca duyarlı olmakla aktif olabilir, ancak etkilere maruz kalınarak otonom olabilir. Çok teşekkür ederim. Bitiriyorum. Burada sona erdi konuşmam. Çok teşekkür ederim. Zeynep Talay ve Alenka, çok teşekkürler. Evet, kendimiz devam edeceğiz dendi. Şimdi ben de kendi konuşmamla, umarım daha kısa sürecek olan konuşmamla bitireceğim bu paneli. Eğer zaman kalırsa da birkaç soru sorabiliriz birbirimize diye düşünüyorum ve sonra da toparlar ve kapatırız. Evet, herkese teşekkür etmek istiyorum aslında. Bu iki konuşmada aslında bana ilham verdi, daha fazla düşünmeye sevk etti beni. Daha derin bağlantılara düşündüm, etik ve siyaset arasındaki daha derin bağlantılar üzerine düşündüm. Burada uzun süre devam eden bir tartışma var. Levinas'ın tartışmaları Sartre'a gidebiliriz veya burada iş problemlerinin çözülmesi, yani siyasi meseleleri sorgulamaksızın veya iş gücünün sömürülmesi, bence bunlar son derece önemli. Ve Alenka bize şunu gösterdi. Antigone'nin hareketlerinde, eylemlerinde biz şunu görüyoruz. Burada etik eylemler değil, sadece bunlar siyasi eylemler aynı zamanda ve ben de muhtemelen konuşmamı bu şekilde yönlendireceğim. Ve Talay'ın duygularımı nasıl kullandığına bakacağım. Afektlerden bahsetti, Spinoza'da istinaden bahsetti bunlardan ve bu duygu, genel olarak duygularla nasıl ele alabiliriz? Etik ve siyasi alanda bunları nasıl ele alabiliriz? Ona bakmak istiyorum. Şimdi yaklaşık 10 dakikam var. Ve yaklaşık olarak 2.40'ta bitirmemiz gerekiyor sanırım. Eğer çok uzarsa beni uyarırsınız. Peki, ilişkimizi nasıl düşünebiliriz, gerçekle olan ilişkimizi? Çünkü etik ve gerçek hakkında düşünmek istiyorum ve diyelim ki hepimiz şu söylemi duyuyoruz, gerçek sonrası söylemini duyuyoruz ve Alenka da bahsetti aslında,
evet, Trump'ın ifadesinden bahsetti. Bunu biraz daha düşünmeye sevk etti beni. Peki gerçeklik sonrası derken ne demek istiyoruz? Ve burada bu olguların değerini kaybettik aslında. Siyasetçilere bile baktığımız zaman aslında ispatlamaya çalışmıyorlar haklı olduklarını. Bir onur duyuyorlar. Yani hatalı olmaktan kahramanca bir gurur duyuyorlar diyebilirim aslında. Ve bana şöyle Oxford sözlüğünde yılın sözcüğü olarak söylenmişti bu. Burada objektif olguların daha az etkili olduğunu görüyoruz. Kamu oyunun oluşturulmasında ve burada kişisel güven düşünceler ve duyguların daha ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bu tanım da aslında yeniden vurguluyor buradaki ikiliği, dualiteyi. Bir tarafta mantık, gerçek olgular var ve diğer tarafta duygular ve kişisel inançlar var. Aslında bu yeni bir şey değil bu dualite. Ve burada felsefenin tarihini bilen herkes bu dualiteyi bilir. Ancak burada gerçeklik sonrası terimine baktığımız zaman burada gerçeklik geçmişte kalmış gibi oluyor. Ve burada Alenka dediği gibi, yani belki de gerçekliğin sonuna geldik, tarihin sonuna geldik demişti. Gerçekliğin sonuna geldik diyebiliriz. Ve tabii ki Sokrat'a ve Sofokles'e baktığımız zaman burada bir tartışma olduğunu görüyoruz. Bu yeni bir tartışma değil. Evet, gerçeklik aslında hiçbir zaman geçmişe ait olmadı sadece. Heidegger'e baktığımız zaman tarihi olduğunu görüyoruz bunun. Hiçbir zaman belli bir noktada sona ermiş olan bir şey değil. Bu yüzden bunun geçmişte olan bir şey olduğunu iddia etmek aslında gerçekliğin tarihi niteliğini göz ardı etmek anlamına geliyor. Bundan dolayı burada varoluşsal anlamdan ziyade tarihi gerçekliğin tarihi karakterini dikkate almak istiyorum. Ve burada gerçeği söyleme eylemine bakmak istiyorum. Yani burada gerçeklik sonrası dönemi koşulları çerçevesine baktığımız zaman bugünlerde bir çağrı olduğunu görüyoruz. Burada felsefi olarak baktığımız zaman yanıt verirken şöyle bir yanıt geliştirebiliriz. Ve ancak şunu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Burada felsefenin tarihine baktığımız zaman ve Foucault'un düşüncelerine baktığımız zaman, gerçeği söyleme faaliyetine, eylemine baktığımız zaman Sokrat'tan bahseder ve burada gerçeğin dürüstçe söylenmesinden, hiçbir şey saklanmadan söylenmesinden bahseder. Sokrat'a atıfta bulunur ve Talayın'da Nietzsche'den bahsetmişti ve burada bu kendilikten geldiğini görüyoruz bunu. Bu hakim süjeyi düşünmeksizin bunu yapar. Burada tutarlı bir süje olduğunu varsayar. Kendi eylemlerinin gücünü bilir. Yani burada varoluşsal bir varlıktan bahsetmiyoruz. Ve burada bir kişi gerçekliği söylemeye çalıştığı zaman bu eylem gerçeklik sonrası antidot olarak baktığımızda aslında epistemiyolojik gerçekliğin ötesinde diye düşünüyoruz. Yani mantıksal argümanlara sadakatin ötesinde diye düşünüyoruz. Yani gerçekliği olgulara tekabül eden bir şey gibi, yani araştırmacı gazetecilik yapmak, bunları tabii ki hepsi gerekli şeyler. Bunu demek istemiyorum. Sadece buna ihtiyacımız var demek istemiyorum. Yapmamız gereken şey aslında genişletmek diye düşünüyorum. Bu antidotu genişletmemiz lazım. Etik ve siyasi açıdan gerçeği söylemekle genişletmemiz gerekiyor. Ve bu yaklaşımda genişletecek olursak eğer, sanırım Foucault'un yorumuna bakalım. Sokrat, Parezya'ya ilişkin Foucault'un yorumuna baktığımız zaman bize şu konuda yardımcı oluyor aslında. Burada yeniden düşünebilir Antigone'nin eylemleri açısından yeniden düşünebilir, değerlendirebilir. Ve birçok feministine baktığımız zaman gerçekliği anlatmaya çalıştığını görürüz birçok feministinde.
ve gerçekliği ortaya çıkarttığını görüyoruz ve duyguları da beraberine getirdiğini görüyoruz. Bir kişinin nasıl hissettiğini ve burada dürüst bir şekilde paylaşmanın getirdiği duygularından da bahsediyoruz. Yani bu duyguların ve kişisel inançların manipülatif ellere bırakılmasındansa, istismarcılara bırakılmasındansa kontrol edilmesinden bahsediyoruz. Ve işte bu yeni otoriter dünya işe yaramış olur ve bu yanlış ikilemin içine düşmektense ve duygulara karşı rasyonizasyona başvurmak yerine feminist yaklaşıma baktığımız zaman Foucault'un yorumuyla beraber bize yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bu sayede biz dahil edebiliriz duyguları, gerçekliğin dünyasına dahil edebiliriz duyguları. Ve sanırım burada geçişlerimde çabucak konular arasında geçişiyorum. Ancak başka sorular da bana yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bence bu anlamda baktığımız zaman burada gerçeği söyleme aktivitesi, duyguların gerçeğini söyleme ve bu duyguların daha fazla farkında olma durumu kamu alanında düşünebiliriz aslında. Sadece etik anlamda değil, siyasi anlamda da düşünebiliriz. Talay'ın da söylediği gibi burada ilişkisellikten bahsetmişti. Ve burada Spinoza olan bağlantıdan bahsetmişti. Yani onun afektle ilgili düşünme şeklinden ve burada afektlerle eylemlerin aslında birbiriyle ilişkisel olabileceğini söylemişti. Ve bu bana şunu da düşündürüyor aslında. Duyguların kamu ve siyasi alandaki düzlemdeki rolünü düşündürüyor. Ve burada bir kamu alanında paylaşmayı getiriyor. Yani birbiriyle temas ettiği zaman ve bu açıdan baktığım zaman ve burada Sara'nın çalışması da var ve kendisi de Spinoza'nın teorisini daha da ileriye götürüyor ve duygular ilişki kurmanın şekli olur, yolu oluyor. Yani oldukları, kendi içlerinde oldukları şeyden ziyade ilişki kurmanın bir yolu oluyor ve bu noktada ben tekrar panelimizin konumuza gelmek istiyorum. Yani kadın sonunda felsefeyle bakma konusuna gelmek istiyorum günümüzde. Ve burada Türkiye'de daha fazla aile içi şiddet görüyoruz. Ev içi şiddet görüyoruz her gün haberlerde ve dünyada da görüyoruz ev içi şiddet vakalarını. Ve burada duygular işin içine giriyor. Öfke, nefret ve aynı zamanda ırkçılık da olabiliyor. Sadece cinsiyetçilik ve ırkçılık da olabiliyor. Ve tüm bu duyguları düşünebiliriz ve bunların nasıl etkilediğine bakabiliriz bugünkü kamu alanını. Ve etik ve siyasi nasıl olabiliriz? Etik ve siyasi olabiliriz bu duygulara yanıt verirken. Ve burada örnek sanırım şu olabilir. Bize yardımcı olabilecek bir örnek de şu olabilir. Örneğin diyelim ki nefret veya öfke. Cinsiyetçi bir kişinin nefreti veya öfkesi kadınlara karşı hissediyor olabilir. Kadın düşmanı olabilir bu kişi. Ve bunu harekete geçiyor olabilir. Bu duyguyla harekete geçiyor olabilir. Ve bir kadının hissettiği öfke ve kızgınlık olabilir. Bu gördüğü şiddete veya baskıya karşı bir öfke ve kızgınlık olabilir. Ve feminist filozoflar da bunu tartışıyorlar. Ayrıntılı olarak ve farklı şekillerde. Randy Brown'a gidebiliriz. Burada feminist bağlantıdan bahsediyoruz ve Nietzsche'ye tekrar gidecek olursak ve burada baskı görsek bile bununla duyguyla harekete geçiyoruz. Bir reaktif bir duyguyla harekete geçiyoruz baskıya karşı, zulme karşı. Ancak özerk olmuş olmuyoruz aslında burada. Bir anlamda bağımlı olmuş oluyoruz. Reaktif olmuş oluyoruz. Reaktif olarak bağımlı olmuş oluyoruz aslında. Özerk olmuyoruz. Ancak Ahmet'in söylediği bir şey de şu bence ilginç ve biraz daha düşünmeye sevk ediyor beni. Burada gerçeklik sonrası yanıta karşı. Önemli olan bu düşüncelerin ne olduğu değil. Aynı duygular bunlar. Irkçılık, ırkçı öfke duyuyor ve burada ırkçılığa maruz kalan kişi de aynı duyguyu hissediyor. Yani aynı hisleri hissediyorlar. Aslında böyle değil. Aslında bu duyguların yaptığı şey nedir diye bakacak olursak, şimdi tekrar
şu soruya geri dönmek istiyorum. Gerçeklik sonrası meselesine dönmek istiyorum. Bu otoriter roller nasıl manipüle ediyor bu duyguları kamu düzleminde? Öfke, nefret vesaireyi. Veya da bunlar nasıl kutuplaştırıyor aşırı duyguları? Sanırım burada anahtar bu aşırılaştırıyor bu duygular. Ve nasıl acaba burada ırkçı nefret türü daha fazla düşünceler yaratıyor? Daha manipülatif ve burada eleştirel düşünceye ait olduğunu görüyoruz. Eğer mantığı buysa, antitutu buysa gerçeklik sonrasının. Ancak diğer taraflarda, diğer taraftan ırkçılığa yönelik öfke, Audre Lorde'un söylediği örneğin. Ancak bu benim ırkçılığa olan tepkim bu olmalı. İşte bu duygu aslında yeni bir düşünce şeklini beraberinde getiriyor. Yeni alternatifler hayal etme, yeni dünyalar hayal etmeyi beraberinde getiriyor. Yani bu dünya bu şekilde olmamalı düşüncesini, bu şekilde olmak zorunda değil düşüncesini getiriyor. Böyle şiddet içermek zorunda, ayrımcılık içermek zorunda değil düşüncesini getiriyor. Ve bu duygu ne getiriyor? Bu duygunun yaptığı şey önem kazanıyor aslında. Burada bir eylem şekli oluyor, ilişki kurma şekli oluyor ve bir karşılaşma oluyor kamu düzleminde, kamu alanında. Ve bunların hepsini bir araya nasıl getirecek diye soracak olursanız bir çok şey oldu biliyorum. Ancak burada bir farkındalık var. Duyguların ve duyguların paylaşılması üzerindeki farkındalık aslında şöyle olabilir. Ya da umuyorum ki yeni düşünme şekillerine yönlendirebilir bizi. Baskıyla başa çıkmanın yeni düşünme şekillerine yöneltebilir ve yeniden formüle edebiliriz belki diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de duyguları düşünebiliriz, rollerini düşünebiliriz. İkam alanımızı yaratmadaki rollerini düşünebiliriz duyguların. Aynı zamanda antidotları düşünebiliriz. Bu gerçeklik sonrası iddialarına veya gerçeklik sonrası çağ iddialarına karşı antidot olarak düşünebiliriz. Ve bunlar bizi yanıltıcı düşünceden serbest kılabilir. Duyguları ihmal ederek, göz ardı ederek değil, tam tersine duyguların daha fazla farkında olarak bunu yapabiliriz. Ve 2.40 oldu bile saat. Şimdi burada sözümü bitiriyorum. Sorular ve yorumlar varsa birkaç tane soru alabiliriz. Fakat artık soru alamayacağız çünkü vaktimiz bitti. Yeah, thank you both very much for your talks. Çok teşekkürler ikinizin konuşması için. Ne kadar vaktimiz olduğunu bilmiyorum. Çünkü şimdi bitirmemiz mi gerekiyor? Bana öyle dendi. 10 dakikamız mı var? 10 dakikamız var mı? Evet, 10 dakikamız var. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Her iki konuşma için de teşekkür etmek istiyorum. Şimdi iki sizi dinlerken duygu ve ilişki ve gerçeklik ve gerçeklik sonrası konuları aklıma geldi ve aslında benim için bu psikanaliz ve bu psikanaliz gerçekte bütün bu iki şeyi birlikte düşünme şeklini ortaya koymadı. Fakat benim için bu şöyle bir şey. Rasyonel değil. Rasyonel değil bunun nedeni. Tabii ki rasyonel duygular ve arzulardan bahsettik. Ve biz bunları rasyonellik artık bu akıllı ve bedensel pasyon arasındaki şeye hitap etmiyor. Fakat aynı zamanda belli bir rasyonalite var ve yine pasyonlarımızda, arzularımızda belli bir rasyonalite olduğunu da düşünüyorum. Benim için bu düşünce şuna yardımcı oluyor, bu olguyu düşünmemizi sağlıyor. Evet, tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bizim duyguları gerçeğin içine koymak için bir yol bulmamız gerekir. Ve
Tabii ki gerçekler var ve duygular var. Ve duygu da öyle bir şey var ki bu duygu belli bir gerçeği içinde taşıyor. Yani bu çok ilginç bir konu. Siz çok haklısınız şunu söylemekte. Yani bu gerçeklik sonrasında biz farklı gerçeklerle uğraşıyoruz. Bir gerçek, bir afekt konusu. Fakat eğer şöyle diyecek olursam, evet bu beyaz. Fakat beyaz derken ben bunun doğru olduğunu iddia ediyorum. Bunun beyaz olduğunun gerçeğini iddia ediyorum diyorum. Burada gerçekliğin farklı bir düzeyine geliyoruz. Yani benim söylediğim şey, aslında söylediğim şey yanlış bile olsa ben söylediğimin doğru olduğunu iddia ediyorum ortaya çıkıyor. Ve tabii ki burada belli bir konumlama oluşuyor. Evet, çok fazla konuşmak istemiyorum ama gerçekten her ikincisine konuşmasını için teşekkür ederim. Teşekkürler. Sorry, I feel responsible because I think I exceeded. Ben kendimi sorumlu hissediyorum çünkü ben kendi zamanımı çok aştım ve Çiğdem bir başka şeyler söylemek istiyor musun? Alenka'nın söyledikleri ilgili bir şey söylemek istiyor musun? Ve ben biraz kendi konuşmamda hem yorum yaptım hem de konuştum. Örneğin bir tane ilginç bir soru var burada. Bu doğrudan size olan bir soru değil bu. Eğer bugün olan şeyleri göz önünde tutacak olursak, şimdi burada bir gerçeklik sonraki durum da var. Fakat çok etkileyici bir şekilde komplo teorilerinde çok büyük bir artış var. Ve komplo teorilerine bakacak olursak ve orada onların şunu iddia ediyorlar. Gerçeklik yani çok farklı bir şey. Onlar gerçekliğe inanmıyorlar. Fakat yani bu komplo teorili gerçekliğe inanmıyorlar. Ve yani aslında gerçek için olan bu pasyon kayboluyor. Tabii ki gerçekliğin varlığı için başka bir yol bulmak gerekiyor. Ve yani başka bir gerçeklikten bahsediliyor. Evet, söyledikleriniz doğru. Evet. Evet, daha fazla duyguluyor. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, eğer kabul ederseniz, ben şimdi moderatör oldum burada. Evet, sizinle birlikte olmak çok iyi oldu. Alenka ve Zeynep Talay, çok teşekkür ederim sizlere. Ve organizatörlere de teşekkür ediyorum bu etkinlik için. Ben de herkese teşekkür etmek istiyorum ve organizasyona da teşekkür ediyorum. Ve aynı şeyi size söylemek istiyorum. Evet, sizinle olmak benim için çok büyük bir zevkti. Teşekkürler, hoşça kalın.